Şaka yapıyorsun. Geliyor. Başladık mı? Evet. Sus çocuk. Evet. Ne kadar şanslıyım. Sus bakayım, yok bir şey. Evet. Oyunculuk tavsiyeleri için sevgili Ezel hocama ben de şimdi çözeceğim. Bağlı bulunmaktan çok sıkılmışım. Tavsiyeleri için yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili Ezel hocama rica ettim. Şu an Osman 8 filminin setindeyiz. Şimdi Ezel hocama köpek havlamazsa bazı sorular sormak istedim. Bu böyle olmaz ama şu an. Değil mi? Nasıl yapalım? Jump cut. Hocam çok hızlı bir çözüm ürettim. Buraya gidelim mi? 2 dakikada. Yes. Biz alırız. Aldık hocam. Osman 8 filmi seti. Ezel Akay ile oyunculuk tavsiyeleri biliyorsan. Hoş geldin. İlk sorum. Hocam benden memnun musunuz? Ben çok memnunum. Çok teşekkürler. Öncelikle şunu söylemek lazım. Hani dünyada en iyi oyuncuların çok bol bulunduğu birkaç ülkeden biri burası. Yani Türkiye'de hem oyunculuk geleneğinin çok eski olduğunu hem de çok fazla sayıda iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Mesela örnek verebilir misiniz? Beğendiğiniz iyi oyuncu? Hayır, veremem. Şöyle, vereceğim isimleri tanımazsınız. Yalnızca ünlüleri tanıyor burada bir takım insanlar, değil mi? Yani seyirciler ünlü olan oyuncuları tanıyorlar. Evet. Halbuki hiç ünlü olmayan, çok iyi oyuncularla dolu Türkiye. Sizin için kıstas ne peki? İyi oyuncu dediğiniz kişi kim oluyor? Şöyle, yaratıcı, esnek ve natürel oyuncular. Benim için oyunculuğun en önemli kriteri bu. Oyuncuların en büyük eksikliği Türkiye'de çok az karakter çalışıyorlar. Diyalogları ezberliyorlar ancak karakteri ezberlemiyorlar. Acele ediyoruz sanırım oynamak. Kesinlikle zaten sizden de acele iş bekleniyor. Televizyon dizilerinde, sinema filmde, reklam filmlerinde falan. Hemen gel sözünü ezberle, hemen geç kameranın karşısına oyna. Bir takım tabii ki başroller, uzun roller için oyuncular oturuyorlar, çalışıyorlar. Çok sağlam çalışan oyuncular var. Ama ben en büyük problemin karakterin ezberlenmesi olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Yani o çünkü karaktere bir üç boyutluluk katıyor, bir derinlik katıyor. Karakterin çalışılması. Diyalogların değil. Yani bu lafları nasıl söylerim değil. Aslında bu karakter bu lafları nasıl söyler? Yine Türkiye'de biraz da tabii ki yönetmenlerin, kurucuların çok ihmal etmesi nedeniyle oyunculuğun, özellikle kamera oyunculuğunun temel prensibi unutuluyor. O da action is reaction. Esas eylem tepkidir. İki oyuncu arasında, iki karakter arasında bir diyalog geçiyor. Fakat biz konuşana değil tepki verene kesiyoruz. Böyle ilerlediğini düşün. Esas orada oyunculuğun zevki çıkıyor. Esas seyirlik olan şey konuşan oyuncudan çok tepki veren oyuncu. Tiyatroya göre kameranın önü teknik açıdan nasıl bir bakış açısı gerektiriyor? Şöyle söyleyeyim daha iyi anlaşılabilir. Geçtiğimiz 10-15 yıl içinde, 20 yıl içinde kamera önü oyuncularının aynı zamanda tekrar sahneye geri dönmesiyle bütün sahne önü, sahne üstü oyunculukları da değişti. Bir tabiilik kazandı. Çünkü gayri tabiiliği kamera kaldırmıyor. Çok yakınız oyuncular. Yani orada çok daha ufak oynamaları gerekiyor. Aynı ufaklıkta sahnede oynandığında hiçbir bir jest görünmeyecek diye düşünülüyor. Ama bu çok oyuncuları kabalaştırıyor ve groteskleştiriyor aslında. Herhalde en önemli fark yakın plandır. Ve üç boyutlu bir sahne. Kamera önü sahnesi. Üç boyutlu bir sahne. Yani etrafınızda dolaşabiliyor size bakan gözler. Bir de beklemek diyorsun. Bir de tabii ki en önemlisi o oyuncunun problemi. Oyuncunun en büyük derdi sinemada beklemek. Yani o bekleme süreleri içinde hala rolü tutabilmek, karakterden kopmamak gibi bir misyonu da var. Hocam aslında bu bizim için sizce erken mi yoksa burada da yapılabilir bir şey mi? Yani set içerisinde oyuncu karakterin içerisinde kaldığı zaman mesela Daniel Day-Lewis örneğin yemeğini yediriyormuş karakterinden çıkmamak için. Mesela ben burada bunu yapsam muhtemelen yanlış anlaşılabilir mi diye düşünüyorum. Şimdi niye yanlış anlaşılabilir? Ben karakterimi çalışıyorum. Peki inan. Kansular bu. Herhangi bir yönetmenin bunu büyük bir sevinçle parçalamamasına imkan yok. Ama sen ekibe rezil oluyorum diye düşünüyorsan onlar da alışkın bir şey. Tam tersine takdir ederler. Yavaştan bitirelim isterseniz. Zamanınızı evet, çok da almak istemiyorum. Asistanım oradan kartal yok. Tatar gözleriyle, Özbek gözleriyle bana bakıyor. Hocam ilk geldiğimde sete, ben sizinle ilk defa çalışma şansını yapıyorum.
Normalde yönetmenden çekiniriz. Biz ne istiyor, istediğini verebilecek mi, bana kızacak mı vesaire. Biz. Sizin oyuncuya yaklaşımınız da çok hoşuma giden bir üslup sezdim. Bu sizin genel şeyiniz mi yoksa bir taktiğiniz mi? Çünkü mesela ya şunu denesem kızar mı? Bir şeyleri bölmüş olur muyum gibi bir şeye kapılmıyorsunuz asla. Ben yaratıcı bir partner olarak görüyorum oyuncu. Görüntü yönetmeni de, sanat yönetmeni de, kurgucuyu da, müzisyeni de yaratıcı bir partner olarak görüyorum. Ve bir yaratıcılık bekliyorum. Ben tamam demişim. Oyuncu bana rahatlıkla şunu söylüyor. Hocam bir kere de başka bir şey deneyeceğim, alır mıyız demesi kadar sevinç verici bir şey yok. Çünkü oyuncu demek ki rolüyle ilgili bir derin düşünmüş ve daha yaratıcı davranmaya karar vermiş. Bir keşifte bulunmuş. O keşfi es geçmek aptallık bir yönetmen için. Dolayısıyla ben gözünün içine bakıyorum oyuncunun. Yeni bir şey yapar mı, yapacak mı? Nasıl hissediyor diye düşünüyorum. Ve tabii ki bunun alanını da yaratmaya çalışıyoruz. Şu soru herkesin aklında. Konservatuara gitmeden de bir insan oyuncu olabilir mi? Dünyada da, Türkiye'de de konservatuar, yani oyunculuk eğitimi almadan oyuncular, çok oyuncular. Oyunculuk böyle bir içine doğulan bir yetenek. İlla okul demiyorum, okul, atölye, bir özellikle oyunculuğa yönelik eğitim alanları avantajı daha süratli yeteneklerini kullanabiliyorlar. Bir sürat kazandırıyor oyuncu. Yani sette yapa yapa öğrenemeyeceksin ki, bir oyuncu devamlı sette yaşamaz. Beklemek zorunda yani, bir film çıksın, bir oyun çıksın diye beklemek zorunda. O yüzden gelişimini daha geç tamamlar eğer okulsuzsa oyuncu. Ama bazı bir de yetenek diye bir şey var. Karşısında duramazsın. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Ezel Hocam'la bir oyunculuk tavsiyeleri videoları yaptık. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayacaksınız diye tahmin ediyorum. Görüşürüz.